Tabii devletin artık bir numaralı meselesi. Milli Güvenlik Kurulu'nda siyaset belgesine girmiş bir konu. Bu konuyla ilgili hiçbir zaman için asla kabul edilebilecek bir şey değil. Devlete paralel bir yapının olması asla kabul edilemez. Bunların kimlerle beraber olduğu gün gibi aşikar. Artık terör örgütü bu paralel yapının ötesinde bir terör örgütü olarak adlandırılıyor. Devletimiz tarafından, devletin kurumları tarafından, hepimiz tarafından. Şimdi PKK ile nasıl işbirlikleri yaptığını, birlikte nasıl protestoları gerçekleştirdiğini, Doğu'da ve Güneydoğu'da devam eden mücadelede ne kadar hainlik yaptığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Devletin mercileri de biliyor. Bize iletilen, bizim kurum ve kuruluşlarda çalışan böyle bir isim yok. İletilen devletin birimleri var, emniyeti var, istihbaratı var. Bir bilgi iletildiği zaman gereğini yapmakta hiç tereddüt etmeyiz. Derhal gereğini yaparız. Çünkü biz evet, ta Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza kadar, hükümetimize kadar, bakanlarımıza kadar bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuz halindeyiz. Asla ve kat'a bu mücadeleden ne vazgeçeriz, ne cayarız, ne de geri kalırız. Devletimiz ne diyorsa biz o doğrultuda hareket ederiz. O konuda da hiç kimsenin tereddüt olmasın. Arsalara gelince, evet, en önemli konulardan birisi arkadaşlar. Şimdi biz kırsal mahallelerden gelen değişik gayrimenkullerimiz var. Bir, arsalar. İki, tarlalar. Üç, yapılar var. İşte köy kahveleri, köy konağı gibi. Bunların dışında şehir merkezinde zaten bir arsamız, bir şeyimiz yok. Yani şehir merkezinde bize kalan bir gayrimenkul yok. Tabi bunlar daha önceden büyük şehir olunca Balıkesir, bizden önce 30 Mart'tan önce bunların taksimatı yapılmış. Merkezdekiler büyük şehire kalmış, kırsal mahallelerdeki arazilerde ilçe belediyelerine kalmış. Biz satış işlemi yaparken şuna baktık tabi, muhtarlarımızdan gelen talepler, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hareket ettik. Ve bu noktada da arsa satışı yaptık. Arsa satışını niçin yaptık? Arsalar arkadaşlar, bu kırsal mahallelerindeki oturan vatandaşlarımız için devletimiz üretmiş bunları. Hazine arazisinden imar yaparak oralarda bu köyler büyüyünce çoluk çocuklarına ev yapmak istedikleri zaman oralara imarlı yerlere ev yapsınlar diye üretilmiş. İhtiyaç sahiplerine verilsin diye, değil mi başkanım? Bu arsalar ihtiyaç sahiplerine evet, verilsin. Orada yaşayanlara, efendime söyleyeyim, konut edinmek için. Başka bir maksatla değil. Evet, konut edinmek için başka bir maksatla değil. Ve buralarda biz de kırsal mahallelerinden gelen talepler doğrultusunda bu arsalarımızı satışa çıkardık. Ve şu anda ben size rakam da vereceğim. Sattığımız arsa... Şu anda bizim, evet, 119 tane arsa satmışız. Balıklı Mahallesi, Beşpınar, Çukurhüseyin, Dalı Mandıra, Macarlar, Dere Çiftliği, Dedeburnu, İnkaya, Orta Mandıra, Yenice Mahallesi, Turnamel Mahallesi ve Yeşilyurt. Bunlar bize talepler var. Bu arsaları bize satın diye. Hem muhtarlar hem vatandaşlardan. Niçin talepler? Biraz önce de ifade ettim arkadaşlar. Bize getirip, tapu getirip ruhsat alamıyor insanlar. Köy yerleşik alanındaki arsalar tamamen babalarının, dedelerinin üzerinde. Onun için insanlar kendi doğdukları, büyüdükleri yerlere ruhsatlı ev yapamaz hale gelmişler. Şehire göç başlamış. Devlet de bunu gördü. Orada arsa üretmiş. Bu arsalar da büyükşehir yasasıyla beraber belediyelere geçti. Biz de bu arsaları kiraya veremeyiz. Bir değer elde edemeyiz. Yani o arsa orada duracak, köylü arsa arayacak, arsa yok, imarlı, ruhsatlı konut yapamayacak. Tam yerinde bir ihtiyaç olarak bunu kırsal mahallelerinde oturan vatandaşlarımıza sattık. Şu ana kadar dediğim gibi 119 tane satmışız, 1320 tane filan arsamız var daha. Gelecek günlerde de talep eden vatandaşlarımıza bunları da satmayı düşünüyoruz. Çünkü bunlar
vatandaşların eline geçecek ki vatandaşlar orada konut yapabilsinler, imarlı konut yapabilsinler. Başkanım, kaç tanesi örneğin Balıklı köylüsüne satıldı? Kaç tanesi Balıklı köylüsüne? Sizde bunların şeyi vardır. Çünkü Balıklı köylüleri beni aradılar. Dediler ki Osman Bey burada gelin ihaleye. Yabancılar geliyor dediler. Ben ya. Dedim ki köyünüzde hangi parti birinci parti çıktı? AK Parti. AK Parti'ye gidin o çözümlesin. Hayır hayır, hiç öyle bir şey yok. Muhtarımız da oradadır. Bütün herkes açıktı ihalelerimiz. Bizim vatandaşların köyde oturacak insanlara satıldı. Hatta yani satılamayan boş arsalar da kaldı yani şu anda. Dediler ki bunları da Eylül ayında çıkartın. Köylü de o zaman para olacak. O zaman alırız dediler. Alamayanlar var şu anda. Giremeyenler tamam mı? Hay hay. Ne zaman derseniz o zaman bir daha çıkarız dedik. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle. Başkanım, peki tarlaları satmıyor musunuz? Ha, şu anda biz tarlaları satmıyoruz. Tarlaları oradaki köylüler de icara vermiştik biz zaten. 3 yıl boyunca talep eden köylülere icara vermiştik. Onlardan kira geliri, icar gelirimiz var. Tarla satışı yapmıyoruz. Sadece arsa satışı yapıyoruz. Tabii buradan şunu belirtmek istiyorum. Tabii belediyeler mülkiyet belediyeye geçiyor. Belediye hizmet alanları için, vatandaşların ihtiyacına cevap vermek için talepler doğrusunda arsa da satabilir, tarla da satabilir, işarı da satabilir, alabilir de. Mesela Büyükşehir Belediye'miz ciddi bir iş yaptı mesela. Anafartalar Caddesi'nde bir işhanını sattı 15 trilyona. Sosyal Güvenlik Kurumu binasını aldı 6,5 trilyona. Ya işte bu belediyelere gelir elde etmiş oluyor. Şimdi oraya belki yıkıp daha büyük bir gelir elde edecek. Kaynak sağlamış oluyor. Hizmet edilebilmek için kaynak sağlamak ve vatandaşın ihtiyacını görmek için. Neticede biz bu arsaları satarken hem vatandaşın işi görülmüş oluyor. Vatandaş oraya imarlı, ruhsatlı konut yapmış olacak. Hem de efendime söyleyeyim belediyeye gelir temin edilmiş oluyor. Yani bundan çekinilecek, gocunulacak bir şey yok ki. Evet. Her zaman için bütün belediyeler zaman zaman satış yapmıştır, zaman zaman ihtiyaç duymuştur, istimlak etmiştir. Mesela meydan açacaktır, istimlak eder. Efendime söyleyeyim, bir inşaat yapacaktır, yanındakini alması lazım, gelir alır. Alır, satar ama bunların hepsi arkadaşlar ezbere yapılmış işler değildir. Belli yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılıyor. Her sene belediyeler Sayıştay denetiminden geçiyor. Neyi sattın, neyi aldın, hangi gelirleri topladın, nereler harcadın diye Sayıştay denetiminden geçiyor.